Merhaba sevgili gençler. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık. Ve 5. dersimizdeyiz arkadaşlarım. Redox tepkimelerinin istemliliğini standart elektron potansiyelleriyle göstereceğiz. Arkadaşlar gelelim sorumuza. Birinci sorumuz. Dikkat edinin, nikel artı 2 iyonunun indirgenme tepkimesi ve indirgenme potansiyeli verilmiş. Buna göre bu yarı hücrede nikel artı 2 iyonu derişimi, burada verilen değer standart derişimi. Arkadaşlar standart indirgenme potansiyeli. Standart indirgenme potansiyelinde derişim 1 molardı. Ama diyor ki derişimli biz 1 molardan 0,1 molara dönüştürürsek, burası 0,1 molar olursa indirgenme değeri kaç volt olacaktır? Arkadaşlar bizim Nernst bağıntımız vardı. İndirgenme potansiyeli, standart indirgenme potansiyeli eksi değer ne alacağız arkadaşlarım? 0,06 bölü n çarpı logaritma ne diyelim, QC diyelim. Burada nikel katı. Dikkat ediniz, bu bir denge tepkimesi. Bu denge tepkimesinin biz QC değerini bulalım. Onu ben şurada değerlendireyim. QC'yi yazdığımız zaman ürünlerin derişimi, ürün katı olduğu için alamadık. Girenlerde kim var? Nikel artı 2 iyonu var. Nikel artı 2 iyonun derişimi QC'miz ne olacaktır? 1 bölü 0,1'i de biz 10 üzeri eksi 1 alırsak QC değerimiz 10 üzeri 1 olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi verilen değerleri yerine yazıp standart indirgenme potansiyeli verilen yarı hücrenin Nernst bağıntısına uygun olarak değerini bulalım. İndirgenme potansiyelini bilmiyorum. Arkadaşlar standart indirgenme potansiyeli eksi 0,25 volt verilmiş. Eksi 0,06. En değerimiz devreden geçen elektron miktarı kaç geçmiştir? 2. Logaritma QC. Logaritma çarpı QC değerini ne bulduk arkadaşlarım? 10 üzeri 1. 1 ile ne yapıyoruz? Şuradaki değeri çarptığımız zaman indirgenme potansiyelimiz 0,25 eksi 1 çarpı 0,06 bölü 2. Buradan da indirgenme potansiyelimiz eksi 0,25 eksi 0,03'ten indirgenme potansiyelimiz ne olacaktır arkadaşlarım? Eksi 0,28 volt yapar. Arkadaşlarım geldik ikinci sorumuza. Yukarıda bir pil tepkimesi verilmiş. Bu pil tepkimesinde dikkat ediniz, elektrotlarımız gümüş ve magnezyum. Bunların yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Buradaki potansiyeller nedir arkadaşlar? Yükseltgenme potansiyeli. Bizden neyi soruyor? Pil sisteminin pil potansiyelini istiyor arkadaşlar ki neye göre? Yeni derişimlere göre. Ama biz ne yapalım? Biz öncelikle standart pil potansiyelini bulalım. Standart pil potansiyelini ve pil tepkimesini yazalım. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Yükseltgenme tepkimesi verilenlerin yükseltgenme potansiyellerine bakıyoruz. Yükseltgenme potansiyeli magnezyumun büyük. O zaman magnezyum elektrotun bulunduğu yarı hücre nedir? Anottur. Anotu bulduk. Hemen anotumuzu yazdım. Anotta yükseltgenme olur. Kim yükseltgenir? Elektrot. Elektrot kimdir? Magnezyum katısı. Yani ikinci tepkimeyi olduğu gibi yazalım. Magnezyum katısı. Magnezyum artı 2 iyonuna 2 elektron vererek yükseltgendi ve bunun yükseltgenme potansiyeli arkadaşlar 2,37 volt. Gelelim katota, anotu belirledik. Diğer yarı hücremizde ne olacaktır arkadaşlarım? Katot olacaktır. Katot yarı hücresini de yazalım. Katotta kim indirgenir? Çözeltideki katyon iyonu. Çözeltimiz kim? Gümüş. Katyon iyonu kim? Gümüş artı iyon. Gümüş artı iyonun indirgenme tepkimesi birinci verilen tepkimenin ters çevrilmiş hali. Ters tepkimeyi ters çevirmek demek ne demek arkadaşlar? Ürünler ile girenlerin yerini değiştirmek. Hemen ürünle girenin yerini değiştirip ne yapalım?
indirgenme potansiyelini yazalım. Bir tepkimeyi biz ters çevirirsek potansiyeli de ne olacaktır arkadaşlar? İşareti değişecektir. Eksiydi ne oldu? Artı 0,80 volt oldu. Arkadaşlar tepkimeleri topladığım zaman ki dikkat ediniz alınan verilen elektron sayıları eşit değil. Bu yüzden ikinci tepkimeyi 2 ile genişletiriz. Alınan verilen elektron sayıları eşit olduğu için birbirini götürür. Ve arkadaşlar bizim net tepkimemiz magnezyum katısı 2 gümüş iyonu ve bu bir denge tepkimesi oldu. Magnezyum artı 2 iyonu artı 2 gümüş katısına döndü. Potansiyellerin toplanması da standart pil potansiyelini verecektir ki arkadaşlarım standart pil potansiyelimiz ne yapacaktır? 3,17 volt yapar. Dikkat ediniz net pil tepkimesi bir denge tepkimesi gibi yazıldı. Katılar denge bağıntısında yer almaz. Şimdi nerse uygun olarak verilen derişimleri yerine yazıp QC değerini hesaplayayım. Arkadaşlar gümüş iyonu derişimi neymiş? 10 üzeri eksi 2 magnezyumun ne? 1. Ben bunun QC değerini yazarsam ürünlerin derişimi magnezyum artı 2 iyonu var. Bölü girenlerde kim var? Gümüş iyonu. Katsayısı 2 olduğu için ikinci kuvveti. Hemen değerleri yerine yazalım. 1 bölü 10 üzeri eksi 2'nin ikinci kuvvetinden bizim QC değerimiz ne yapacaktır? 10 üzeri eksi 10 üzeri artı 4 olur. Nernst bağıntısını önceki bağıntımızda yazmıştık. Şimdi arkadaşlar pil potansiyeli bir daha yazayım. Pil potansiyeli standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma QC. Değerleri yerine yazıyorum. Pil potansiyelini bilmiyorum. Standart pil potansiyelini 3,17 volt buldum. 0,06 bölü devreden geçen elektron sayısı dikkat edin 2. 2 alınmış 2 verilmiş. Yani devrede 2 elektron geçmiştir. Çarpı logaritma QC. QC değerini de yerine yazdık. 10 üzeri logaritma 10 üzeri 4. 10 üzeri 4'ün 4'ü ile eksimiz çarpım halinde. O zaman QC değerimiz 3,17 eksi 4 çarpı 0,06 bölü 2 olacaktır. Buradan da QC değerimiz 3,17 eksi ne olacaktır arkadaşlarım? 1 nokta ne yaptık? 0,12 yapar. 0,12 yaparsa bizim özür diliyorum burası QC değil bunlar pil potansiyelleri. Pil potansiyeli o zaman pil potansiyelimizin değeri ne olacaktır arkadaşlarım? Biz bu işlemi yaparsak 3,05 volt olur. Geldik arkadaşlarım 3. sorumuza. 3. sorumuzda bir pil tepkimesi verilmiş ve standart pil potansiyeli verilmiş. Standart pil potansiyelinde derişimler başlangıçta kaçar molardır, birer molardır. Diyor ki bu pilde kurşun iyonu derişimi 10 üzeri eksi 1 olursa şurası 10 üzeri eksi 1. Ve çinko iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 3 molar olursa pil potansiyelinin değeri ne olacak? Arkadaşlar bağıntımı yazıyorum. Pil potansiyeli standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma QC. Öncelikle QC değerini bulalım. QC'yi hesaplarken denge bağıntısında ne yapıyorduk? Katıları almıyorduk. Ürünlerdeki iyonumuz kim? Çinko. Çinkonun derişimi bölü girenlerde kim var? Kurşun. Kurşun iyonları derişimi. Arkadaşlar buradan değerleri yerine yazalım. Çinkonun 10 üzeri eksi 3. Kurşunun 10 üzeri eksi 1. Buradan QC değerimiz 10 üzeri eksi 2 çıkar. QC değerini bulduk. Devreden geçen elektron miktarı bakın arkadaşlar. İyonların yükü ne yapar? Devreden geçen elektron miktarını verir ki devreden 2 elektron geçmiştir. O zaman biz pil potansiyelini yazalım. Pil potansiyelimiz
Standart pil potansiyelimiz 0,66 volt eksi 0,06 bölü n'imiz 2 idi. Logaritma QC'miz de 10 üzeri eksi 2. Eksi 2'miz şuradaki eksi ile çarpım halinde. O zaman ne olacaktır arkadaşlarım? 0,66 eksi ile eksiyi çarptık 2. Artı yaptı. Artı 2 çarpı 0,06 bölü 2. İkiler gitti arkadaşlarım. Buradan epilimiz ne olacaktır? 0,66 artı 0,06'dan pilimizin potansiyeli 0,72 volt çıkar. Arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Yukarıda bir pil tepkimesi verilmiş. Bu pil tepkimesinin standart pil potansiyeli de verilmiş. Ve ardından iyon tepkimede yer alan bazı iyonların derişimleri yeniden ele alınmış. Mesela bu pilde gümüş iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 2. Magnezyum iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 1 alınırsa pil potansiyelini soruyor. Arkadaşlar hemen derişimleri ne yapalım yerine yazalım. Gümüş iyonu derişimi 10 üzeri eksi 2. Magnezyum iyonu derişimi 10 üzeri eksi 1. Biz pil potansiyelini hesaplarken standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma QC diyoruz. Buradan arkadaşlar QC'yi hesaplarsak katılar denge bağıntısında yer almazdı. İyonların derişimleri, ürünün derişimi bölü girende kim var? Gümüş var. Gümüşün derişimi ama gümüşün katsayısı 2 olduğu için üs olarak yazılır. Şimdi derişimleri yerine yazıp işlemleri yapalım. Magnezyumun derişimi 10 üzeri eksi 1. Gümüşün derişimi 10 üzeri eksi 2 idi. İkinci kuvvetini aldık. Buradan QC değerimiz 10 üzeri 3 çıktı. QC'yi bulduk. Devreden geçen yük miktarı kaçtır arkadaşlar? 2. Onu da bulduk. Değerleri yerine yazıp pil potansiyelimizi bulalım. Standart pil potansiyelimiz ne verildi? 0,66 eksi 0,06 bölü 2 çarpı logaritma QC'yi kaç bulduk? 10 üzeri 3 bulduk. 10 üzeri 3'ümüz şuradaki eksi ile çarpım halinde. O zaman pil potansiyelimiz 0,66 eksi 3 çarpı 0,06 bölü 2. Buradan da pil potansiyelimiz 0,66 eksi 0,09 çıkar. Buradan da pil potansiyelimiz 0,57 volt olur. Geldik arkadaşlarım 5. sorumuza. Yine bir pil tepkimesi ve standart pil potansiyeli verilmiş. Başlangıçta bu standart pil potansiyeli olduğu için başlangıçta derişimler birer mol. Buna göre pilde bakır artı 2 iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olursa. Burası 10 üzeri eksi 2 molar olursa. Pil değeri kaç volt olacaktır? Arkadaşlar bağıntımı yazıyorum. Pil potansiyelim standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma QC. QC değerimizi yazalım arkadaşlar. Ürünlerin derişimi, ürünlerde kim var? Kalay. Onun derişimini değiştirmedik. Derişimi 1 bölü girenlerde kim var? Bakır. Bakırın ki 10 üzeri eksi 2. Buradan QC'nin değeri ne yapar? 10 üzeri 2 yapar. Değerleri yerine yazalım ama tepkimede devrede geçen elektron miktarını da kaç bulduk? 2. Hemen değerleri yerine yazıyoruz. Pil. Standart pil potansiyeli 0,48 eksi 0,06 devreden geçen elektron miktarı 2 çarpı logaritma 10 üzeri 2. 2'miz şurayla çarpım halinde. O zaman pilimiz 0,48 eksi. Eksi 2 ile 2'yi çarptık. Eksi 2 çarpı 0,06 bölü 2. İkiler gitti. Buradan arkadaşlarım pil potansiyelimiz 0,48 eksi 0,06 oldu. Buradan da pil potansiyelimiz 0,42 volt olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hoşça kalın.